Herkese merhaba arkadaşlar, ben Göksel. Yepyeni bir seriyle, yepyeni bir oyunla daha karşınızdayım. Huzurlarınızda Darkwood. Şimdi arkadaşlar, Darkwood'a başlamadan, giriş yapmadan hemen öncesinde sizlerle bir şey paylaşmak istiyorum kısaca. Bu paylaşacağım şey de zaten oyunu nasıl keşfettim, oyunu kime sayesinde tanıdığımı, bulduğumu açıklaması olacak bir nevi. Şimdi arkadaşlar, bildiğiniz üzere çocukluk dönemimizde birçoğumuzun kafasında örnek aldığımız bir karakter, bir kahraman vardır. Bunu süper kahraman olarak algılamayın hani. Bu mahallemizde bir abi bir abla olabilir, aile içerisinden olabilir, dışarısından olabilir, arkadaş çevremizden birisi olabilir, okuldan herhangi bir arkadaşımız veya öğretmenimiz olabilir ya da televizyonda gördüğümüz bir kişi olabilir. Hani hal hareketleri, karakteri, duruşuyla örnek aldığımız birisidir bu. Mesela çocukluğumdan kime örnek verebilirim? Tolga abi vardı, Hugo'yu sunan, Hugo programı sunan. Ona örnek verebilirim, yaşıtlarım bilirler zaten. Şimdi arkadaşlar, benim de Türkiye'de oyun sektörü denildiğinde, aklıma gelen ilk kişi Sinan Akkol'dur. Açıkça söylemek gerekirse. Mesela işte konsol üstündeki Murat abidir. Sinan Akkol'dur. Ama direkt benim aklıma önce Sinan Akkol gelir. Çünkü kendisini ciddi anlamda çocukluğumdan beri takip ederim. Editörlük yaptığı zamanlarda yazdığı yazılar, köşe yazıları, yorumlar, incelemeler, oyun incelemeleri vesaire severek, ilgiyle ve alakayla takip ettiğim birisidir, örnek aldığım birisidir. Tavırları, hal hareketleri, karakteri hiçbir zaman o duruşunu bozmadı, o efendiliğini bozmadan günümüze kadar hala şu anda videoları kendi YouTube'da kişisel kanalı da var. Oradan takip edebilirsiniz kendisini. Oradaki inceleme videoları, gameplayleri vesaire, işte İstanbul'da veya diğer şehirlerimizde vermiş olduğu toplantılar, sempozyumlar da Türkiye'deki oyun sektörünün gelişiminde önemli katkılarda bulunan, düşünce ve fikirlerini, birikimlerini gençlerle paylaşan, yardımcı olan birisidir. Kendisine cidden inanılmaz saygı duyarım. İnanılmaz severek takip ederim hala daha yıllardan beri. Tanışmayı da isterim yani. Buradan kendisine selam olsun. Selam verelim Sinan abiye. Tabi bu videoyu ne kadar veya ne zaman, ne kadar bir süre sonra izleyeceği de malum. Ha, belki şans eseri gelebilir, bilmiyorum. Ya da yıllar yıllar sonra izlenme sayımız, abone sayımız artarsa, bir şekilde üst sıralara çıkarsak, izleme şansına erişirse mutlu olurum. Ne güzel. Keşke hani bu kadar kendisini övdük ama övgüyü ciddi anlamda hak eden bir insan olduğunu düşünüyorum. Tabi diğer hani diyorum ya, konsol üstünde Murat abi falan filan var, hani onları da es geçmiyorum. Bunlar dinozor dediğimiz, yaşlı kurt dediğimiz hardcore oyuncular arkadaşlar, bizim çocukluk dönemimizdeki. Neyse, Sinan abiden bahsettik. Şimdi Sinan abinin YouTube'daki bir kendi kişisel kanalında gameplay'ini yaptığı bir oyundu Darkwood. Çok iyi hatırlıyorum hatta. İşte bundan ne zaman izlemiştim? 3 sene önce mi, 2 sene önce mi, 3 sene önce mi tam hatırlamıyorum ama erken erişimdeydi Darkwood Steam'de. Steam'den indirmişti kendisi. Hatta bayağı bir tanıtımını yapmıştı. İncelemesini yaptı diye hatırlıyorum. Oraya tam kesin bir şey demiyorum. İnceleme mi, inceleme tadında mı ne, bir şey videosu vardı. Birkaç bölüm gameplay'ini yapmıştı. Ben oradan gördüm. O şekilde tanıştım Darkwood'la. Yani oyun inanılmaz benim hoşuma gitti abi. Atmosferi olsun, kamera açısı falan bu arada şey, tam üstten gözüküyor, izometrik değil ama bu GTA 1 ve 2 gibi kamera açısına sahip. Biraz oyun böyle piksel ama inanılmaz tatlı grafikleri var. Fakat tatlı grafik dediğime aldanmayın kardeşlerim, oyun cidden rahatsız edici içeriklere sahip. Artı 18 şeyi var zaten, ibaresi var belirli yerlerde. Argo konuşmalar, küfürler, hakaretler, vahşet öğeleri vesaire, bunlar oyunda mevcut ve çok oyunun karanlık bir atmosferi var açıkçası. Oyun bu arada survive, yani hayatta kalma, ama simulator, yani simülasyon kafası değil. Oyunun bir konusu, bir senaryosu var. Ama bir yandan da hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Öldüğünüz anda oyun bitiyor, en baştan başlıyorsunuz bu şekilde. Neyse, başlayalım o zaman. Haydi. Tabii her zaman yapıyoruz oyuna başlamadan önce, bir seçeneklere bakalım. Çözünürlük ayarları var. Tam ekran ayarı, post effects, ışık kalitesi, dikey senkronizasyon tabii ki açacağız. Dil Türkçe. Bu arada gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği mevcut. Tamamen lisanstan, orijinal olarak, yama falan değil. Kontrast ayarla, dinamik çözünürlük, ses kontroller vesaire vesaire. Geri diyelim. Neyse, oyuna başlayalım. Şu profil 1 ve 2, daha önceden ben oyuna bir 5-10 dakika bakmıştım onlar. Sizlerle beraber tekrar baştan başlayacağız. Oyunda bu arada kolay modu yok. Zor var, normal var, kabus var. Kabus var. Normal yapacağım tabi. Oyun çünkü zor. Başlangıç bölümüne geç. Hayır. Bu işte. Indiegogo içeriye. Bu neymiş? Böyle üstüne geleyim. Bu seçenek bazı havalı ama rahatsız edici öğeleri oyuna ekler. Havalı olsun da rahatsız etsin, sorun değil. Havalı olsun. Biz havalı insanlarız ya. Değil mi? Havalı olsun. Açık olsun bu. Şu şeyi de kapatayım. Şuraya gelelim.
oyunumuza başlayalım. Bu arada İstanbul'a hayatımda bir kere geldim. Çocukken o da. Daha sonrası hiç gelmedim. İstanbul'a gelirsem, yolum düşerse Sinan abiyle tanışmak isterim. Ciddi anlamda çok nadir böyle tanışmak isterim insanlardan birisi. Kendisiyle tanışmak isterim. Evet. Şu an zor ve affı olmayan bir göster. Sabırlı ol, odaklan. Bakın oyunun sabırlı olacaksın ve odaklanacaksın. Tamam, odak bizde var zaten. Odaklandık. Sabırlıyızdır da çok şükür. Ormana saygı göster. Tamam. Bak üçünde de sorun yok. Gözlerindeki korkuyu ve nefreti görüyorum. Seslendirme yapalım arada. Tipe bak. Sanki hastalığın yayılmasının sorumlusu benmişim gibi. Sanki buraya saran tüm sefaletin kaynağı benmişim gibi. Onlardan kaçacak, saklanacak hiçbir yerim yok. Orman dış dünyayla bağlantımızı kesmiş durumda. Hepimiz ölüme terk edildik. Ben sana mecburum, bilemezsin falan bir şiire dalacağız. Bu ne oldu? Evet. Gördüğünüz gibi grafikler bu şekilde. Şöyle mouse'la oynuyorsunuz. Hem mouse hem klavye kilisiyle oynayacaksınız. WASD ile yön tuşlarımız normal yön tuşları, yani ok tuşlarını atayabilirsiniz isteyen. Nasıl rahat ediyorsanız öyle oynayın işte. Da mouse'la da oynamak zorundasınız şöyle. Sağa sola işte baktığımız yer gördüğünüz gibi ışıklanıyor. Şu masaya bakalım. Bu neymiş, hap? Al abi, not defteri. Bir şey var bunda, yok. Boş not defteri. Tamam, kapat. Alkol damıtıcı incele. Sesler çok iyi bu arada. Sesler var ya, enfes. Tam böyle atmosfere girmenizi sağlıyor. Bu ne? Masa. Aletlerim yıllardır temizlenmediler. Civardaki hastalara zaten yardım edemem. Demek ki biz neyiz? Bir doktoruz. Tamamdır. Kamera. Fotoğraf makinesi. Tamam. Bu ne? Sağlık çantamız. Güzel. Bu ne? İncele fotoğraf. Şurada bir yüz var. 12.06.1985. 85'te geçiyor oyun. Kafesler bu sefer boşlar. Demek ki bunlarda daha öncesinde bir şeyler varmış. Yatak odamız. Henüz uyandım. Radyo. Radyo yıllardır sessizdi ama bazen cızırtılar arasında belirli sesler duyuyorum. Tamam. Tıbbi notlar. Dolap. Alkol. 2 tane tahta, 15 tane kibrit kutusu, 3 tane paçavra, bir tane anahtar, bir tane tıp kitabı. Geç. Şimdi koşuyoruz. Açmamayı tercih ederim. Onu oraya kilitleyene kadar canım çıktı. İçeride ne var veya kim var? Bakalım öğrenecek miyiz? Ben de bilmiyorum. Kilit uzun zaman önce sıkışmış. Boş ver. Burada sadece hurda saklarım. Eğer imleçte artı sembolü görürsen sol tık tuşuna basılı tutarak seçili eşyanın kullanma menüsüne ulaşabilirsin. Basılı tutalım. Anahtar nerede? Açtık. Güzel. Aha, köpek. Köpeğim, hayatta kalacağını sanmıyorum. Acısını sona erdirmeliyim. Ah. Bak olmadı şimdi. Şu neymiş, halat. Araç artı var bunda. Ara diyelim. Polonya Cumhuriyet Gazetesi. Olay Polonya'da geçiyor o zaman. Space'de atlıyoruz çitlerden, sağdan soldan. Bakın zıplıyor mu? Zıplamıyor normalde. Aa, balta. Arkadaşlar, oyunda rahatsız edici sahneler olacak. Oyunda çünkü küfür, argo vesaire de var. Şiddet içeren sahneler de var. O yüzden bu sahneleri izlemeyenleriniz, hani izlemek istemeyenleriniz geçebilir. Tablo alıyorduk galiba. Yani yok abi, ben izleyeceğim diyen kardeşlerim için de ya bir şey diyemem şimdi, zorla hani artı 18 artı 16 ibaresi var zaten oyunda, belirli şeyler. Ama yani izlememenizi tabii ki tavsiye ediyorum arkadaşlar. Kardeşlerim, izlemeyin.
Ses var ya ses. Yapacak bir şey yok ama. Acı çekmemesi lazımdı. Kötüyü adam parçaladı lan. God of War gibi yemin ediyorum. Kratos ha. Ayı kapanı. Topla. Ölü inek. Kemik. İnek kemiği ne yapacaksak artık. Koşmak için sol shift. Yani zaten oyun başından beri koşuyorum abi. Bunu söylemeye hiç gerek yok. Yeni patika bulundu. Harekete basmak için mi? Hemen basalım. Şuradayız. Ağaçlar bizi dış dünyayla bağlayan tüm yolları yuttu. Kimse bu çalılıklardan geçemiyor. Sesler çok iyi ha. Kamp ateşi. 6 tane kibrit çöpü, 5 tane tahta, 5 tane paçavra. Ormanın bu bölümü çok karanlık, bir meşale yapmalıyım. Envanter'e bas. Tamam bastım. Heh meşale. Al abi meşale. Nerede meşale? Şurada mı? İkiye de bunu koyalım. Tuşlarla da şöyle direkt geçiş yapabiliyorsunuz. Hızlı geçiş. Yer bulundu. Terk edilmiş ev. Aa bu kadın ağaç iç içe geçmiş ha. Birkaç gün içinde tamamen yok olur. O geyik. Kıyafetler. Dolap. Bu ne ya? Her yerden paçavra çıktı. Odaya giriş. Bu arada şey var bakın, fark ettiniz mi bilmiyorum da. Giriş onar. Kapıları onarabiliyoruz. Demek ki böyle bir şeyler olacak. Saldırılar falan olacak. Burada ışık var sanki. Aha adam. Evet. Şunu bırakalım. Meşaleyi. Hala nefes alıyor sanki. ...21 numaralı anahtar. Bilinci açık değil. Onu daha önce buralarda hiç görmedim. Üzerinde sadece bir anahtar ve günlük var. Buraya gelebildiğine göre buradan nasıl gidildiğini de biliyor olmalı. Tabii ki gönüllü olarak bana yardım etmeyecektir. Evet başladı. Burada bir ufak işkence sahnesi var. Buraya geçin. Kardeşlerim buraya geçin. Yani 16 yaşından küçük varsa, bak 18 demiyorum, 16 yaşından küçük varsa bu sahneleri geçin. Tavsiyemdir. Çünkü ufak tefek işkence sahneleri var. Onu da söyleyeyim. Hani bir 45 saniye, 1 dakika falan şey var, onu geçebilirsiniz. Duydun mu beni kalle şerifi? Nasıl olduğunu göster, ben de seni bırakayım. Bazen onun sesini duyuyorum. Beni çağırıyor. Biz kafayı yiyoruz hafiften ha. Biz kötü karakterimizden biz. Eve dönmemi istiyor. Kim? Who? Çıkış nerede? Nerede dedim? Bana göster nerede olduğunu lan köpek. Sağlam geçir. Vallahi sağlam. Abi, bu resmen benim ağzıma vurdu. Gerekirse seni bir köpek gibi gebertirim. İt olayı. Buna Türkçe seslendirme koysalar mis gibi ya. 10 numara. Evet şimdi kontrol buna geçiyor. Arkadaşlar buradan sonrasını ben de bilmiyorum. Ben de buraya kadar oynadım oyun. Bundan sonrası da bende de yok. Haydi bakalım. Ne var abi şuralarda? Kıyafet. Tel. Paçavra. Şimdi tel varsa maymuncuk yapılır. Değil mi? Basalım. Ne varmış maymuncuk? Hemen bir tane yap.
Şuraya gel. Aiden basılı tut. Maymuncuk nerede? Burada. Açtık mı? Çok güzel. Kürek. Küreği elimize alalım. El feneri ona da elimize aldık mı? Bir şey diyeceğim. İncil'e diyor. Ara diyor. Küçük bir odaya açılan kapı. Belki de kiler. Nasıl ya? Ne yapacağız? Sargı bezi. Yalnız şey gitti. Has. Şunu da kapat. Ayda. Abi günlükte bir tarih yazıyordu. Unuttum onu ya. Kesin 1985 miydi? ...86 mıydı? Abi orada biri daha var. Radyo. Bunun çehresi bir anda değişti lan. Bir dakika, bu oda böyle miydi ya? Şurada bir oda daha yok muydu? Bir evden çıkmasam daha güvenli olur. Abiciğim evden çıkmayacağız, tamam da. Şurada kapı var. Jeneratör. Çelik masa, direkt açmayacağım şimdi. Açınca bir şey olursa kıllandım. Sandık. Benzin. Masaya silah yapılabilir. Tamam. Şunu alalım. Jeneratörü doldurmak için benzin. Hmm.
Jeneratörü doldurmak için benzin tankını kuşan, tamam. İmleci jeneratörün üzerine getir. Sağ tık tuşuna, ardından sol tuşuna bas. Dört, sekiz, dokuz, iki. Arkasında bir şey var. Alın. Lan. O çok korktum lan. Plastik civciv. Yardım et, yardım et deyip bize saldırdı ya. Ya he 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 gel. Öldük deme. Daha ne yapayım? Enteresan. Bak bu oyun ilgimi çekti benim. Sinan abi bir şey biliyor da başlıyor işte seriye ya. Lan biliyor. Oğlum çok gerdi lan. İnanılmaz gerdi beni. Yani şu grafiklerde var, insanı böyle korkutuyorlar, helal olsun. Yetenek. Birinci bölüm daha. Güzel. Daha yeni başlamışız. Ocaktan tatlı bir sıcaklık geliyor. Garip ama tanıdık bir koku alıyorum. Bu beni karanlık olduğu zaman güven altına tutacak o koruyucu maddenin kokusu. Dev kazandan yükselen buhar uzun borular sayesinde tüm eve dağılıyor. Kulübenin içinde durduğum sürece gece hayatta kalma şansım var. Ocağı incele, tuhaf şişeye bak. Neymiş abi? Abi yalnız o hareket ediyor ha. Karanlık çöktükten sonra koruyucu maddeye ulaşmama durumlarda %99'unda ani ölüm görülür. Uyunan bölgeye de dağılması tavsiye edilir. Yani bunu ulaşmamız lazımmış gece.
Uyarı, muntazam şekilde hazırlanmış koruyucu madde dahi %100 garanti değildir. Tetikte olun. Riski minimuma indirmek için iyi aydınlatılmış bir iç mekanda kalmanız tavsiye edilir. Tencerenin içine bak. Küçük bir boş küçük boş bir dökme demir tencere henüz kullanmadım. Birkaç gün önce meydana gelen o kazadan sonra hiç açlık veya susuzluk hissetmedim. Bir şey hakkında düşünmekten kendimi alıkoyamıyorum. O mantarlar, o kırmızı canlı mantarlar çok lezzetli görünüyorlar. Belki bu tencere sonunda bir işe yarar. Pişir. Toz, ocak. Yapıyor muyuz burada? On bir tane çivi, bir paçavra. Fotoğraf. Şurası boşluk gibi. Bak şimdi evi güvene almam için şunu itilebiliyor muyuz abicim? İtilebilir, güzel. Şöyle yapalım. Garanti alalım için ne olur ne olmaz daha iyi. Eşya gelişimi yapabiliyoruz buradan. Eşya onar. Tamam. Mantarları aldık. Başlık diyor ki evde mantar kullanımı. Ahşap bulursak burayı güvenli hale getirebiliriz biraz daha. Mantarları pişirebiliyor muyuz ona bir bakalım. Ya bunlardan mı lazım? Yok, bunlar bendekten zaten. Neyse, bir dışarı çıkalım bakalım ya. Tıraş karanlıktan saklanmak için yaramaz. Her arkadaşlar gelecekler. Oy.
Ayağımın kodun kuşları var. Hop iyileştir. Abi yapmayın böyle şeyler. Yemezler, ikinci yemezler oğlum. İlkini yedi ama. Yanmış ev. İşaret bir şey, paçavra. Anahtar lazım. Çıkın dışarı. Kamyon geldi. Nasıl ya? İçeride birileri var. Bunları basmayacağız o zaman. Abi çok gerildim ya. Zehirlendik mi bizim? Canımız gidiyor sürekli. Ha geçti. Kudurması mı, ağlama sesi mi belli değil ya. Ses geliyor. Ekmek, buradan yeter. Abi yaratık sesleri var burada.
Abi oyunun serisi yapılmaz, gözünü seveyim, bu ne ya? Şey atmam lazım. At abi şunu. Tahta. İşte burası yeraltı geçidinin girişi burada olmalı. Mermi de önemli ya. Alkollü sargı bezi, bu ışık, alkol. Paçavraya bırak. Şunu almam lazım. Şimdi girilmez. Yakalanmayalım. Neresini abarttın? Tam altında. Oo, harita bayağı geniş duruma bakılırsa. Geri dönelim artık ya da. Ağaca bir şey kafa atıyor ama insan değil. Ya oyunda gece olup olmadığını anlayamıyoruz. Sürekli karanlık ya. Şimdi mesela jeneratörü ben ne zaman açacağım, ne zaman kapatacağım. O olay belli değil.
Çivili kalas. Zincir tuzağı. Pencereden şuraya ekiyor. Onu biz yakalanabiliyor muyuz? As. Değil mi? Fazla merak iyi değilmiş demek ya. Abi bayağı da sustum yalnız fark ettiyseniz. Tırstım ya. Bu ne abi? Lan ne oyunlar oynadık bu kadar gerilmedik be. Dışarısı bir garip oldu. Abi şundan bir kurtulsak. Lan gitti. Şuraya ekmek. Mermi. Hap. Pil. Fişek yanımızda dursun abi. Tamamdır. Neyse arkadaşlar, burada bölümü sonlandıralım. Bakalım bir sonraki bölüm. Ben vallahi ne bileyim kalp yetmeyecek ya. Ben hiçbir oyunda bu kadar yani elbette gerildim hani o kadar abartmıyorum şimdi de. Ama cidden felaket gerdi. Hani samimiyetimle söyledim Resident Evil 2 falan filan abi bu ya oyunla şey var bilinmezlik var ya karanlıktasınız evdesiniz hiçbir şey gözükmüyor. Bir de normal şimdi diğer Resident Evil tarzı oyunlarda ben hep onu örnek veriyorum da hani bir, ne bileyim silahınız milyarınız bir şeyiniz var. Bir görüş açınız var. Bunun görüş açınız yok. Her yer gözükmüyor. Yani sürekli bir gölge böyle puslu şey içerisindesiniz. Karanlıktasınız. El feneri lazım. Aydınlatma lazım. Artı bu malzeme toplama olayı biraz canınızı sıkıyor. Tahta buluyorsunuz. İşte eve barikat yapacaksınız. Pencerelere tuzak kuracaksınız. Efendime söyleyeyim. İşte ayı tuzağı kuracaksınız çeşitli tuzaklar işte bakın mesela dolabı buraya ittirdik burada açıklık vardı nasıl ne geleceği belli olmayan yaratıklar var bilmiyorsun bilinmezlik var oyunda zaten bu bilinmezlik çok koyuyor bu arada gece oldu şimdi daha yeni oldu ha bakalım sessizliğe bakın ya çıkayım mı gece dışarı? Hayır lan. İçeriden kapat ha. Şu penceresiz bir oda olsa götüm oraya dayayacağım ama. Öyle oda bir gülenme. Vallahi bir şey geliyor. Arkadaşlar evden ayak sesi geldi. Bir evden bildiğiniz ayak sesi geldi. Ya da evin dışından vurdu bilmiyorum.
dolaşıyor birisi. Birisi dışarıda dolaşıyor ya da bir şey. Çok gerici oyun lan. Gece sıçtık yani oyunda. Gece sıçtık. Işık var içeride. Olsun. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Abi böyle oyun yapmayın. Kafayı mı yediniz ya? Oğlum seslere bak. Vallahi elimi kaldırdım. Gelene patlatacağım. Dost olsa patlatacağım. Kusura bakmasın kimse. Gecenin bu saatinde eve giren de dost olamaz herhalde. Bakın arkadaşlar zifiri karanlık zifiri yalnız şu an durduğum yer çok iyi. Bakın ses yapmıyorum. Zifiri karanlık oldu. Işığı bilerek açmıyorum ki gelmesin. Sev yapma olsa oyunda tamam delikanlılık yaparım. Gel lan derim çıkarım patrikütü dalarım da sev olayı yok işte öldüğüm zaman baştan başa saracak. Ha geliyor. Abi ne istiyorsun pardon da? Altımızı mı işeyelim onu mu istiyorsunuz? Saygılar. Çok yakın, çok yakın. Kapı açıldı. Bu oyun var kime göre biliyor musunuz tam Enis Kirazoğlu çok sever korku oyunları bilirsiniz çok sever korku oyunlarını sevgili Enis Kirazoğlu'na sesleniyorum bu oyunu oyna bak bu oyunu oyna gece oyna benim gibi kulaklıkla oyna gece Aa, bu ne Aa gece gündüz muhabbeti sol üstteymiş şu an fark ettim ha etraf aydınlanıyor sanki oh Bence rahatlama. Bak ses geliyor hala. Şu ne? Kurt adam mı? Bu ne lan? Çok uzaklardan bile iğrenç kokun alabiliyorum. Senin gibi leşlere iştahım kapalı olduğu için sevinmelisin biftek. Silet yüzünü başlarının altına gizliyor. Islak toprak ve kür kokuyor. Neyin peşinde olduğunu biliyorum. Eğer bana bir konuda yardımcı olursan kaybettiğin şeyi geri almana yardım edebilirim. Ne diyorsun dostum? Bana doğru eğildiğinde başının altındaki kıkırdağını duyabiliyorum. İlgini çekeceğini biliyorum. Anlaşmayı yapmadan önce işi yerine getirebileceğini kanıtlaman lazım. Zayıflarla uğraşacak vaktim yok biftek. Anlayabiliyor musun? Anlatabiliyor muyum? Göster bakalım kendini. Sessiz ormana gir. Kolay olacağını sanmıyorum. Ben olsam yola çıkmadan kendimi iyi hazırlardım. Oraya vardığında beni bu noktada bulacaksın. Sakın unutma. Kurt haritamı alıp üzerine bir şeyler karalıyor. Senin gibiler her zaman dönüp dolaşıp ayaklarıma kapanır. Ha, ticaret micaret var. Eşya göster diyor. Güzel bir eşya. Tam da kilise panayırına uygun. Fotoğraf elindekine öyle.
Kurt fotoğrafı elimden alıp dikkatlice inceliyor. Ardından homurdanıp tükürüyor. Yoğun sarı balgamı fotoğrafın üzerine düşüyor. Ha ha ha. Bu yol mu? Artık yok. Ağaçlarla kaplı. Tıpkı diğerleri gibi. Eve giden yolu unutsan iyi olur Biftek. Burada tüm yollar hiçliğe çıkıyor. Dedikodu. Senin yerinde olsam başımı belaya sokmaktan kaçınırdım Biftek. En azından düzgün bir silah bulana kadar. Ticaret. Ticaret yapabiliyorsun bununla, güzel. İtibar. Of, 450'ymiş tabanca gövdesi ya. Silah parçaları. Tabanca gövdesi. Bant. Yüz. 54. Bunu alırım. Kabul ediyorum. Demek ki bu girmiş. Haritaya bakalım. Kurtun kampı altta. Köpeklerin olduğu yer hatta. Yeraltı girişi şurada. Yanmış ev. Kurtun kampı. Ha, burada da kamp var, burada da kamp var. Şurada da orman herhalde. Burada buluşmuş muhabbet var. Neyse. Arkadaşlar, bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.